Bin manşette günün konuğu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig hakemlerinden birisi Alper Ulusoy olacaktı. Ama şöyle bakıyorum. Alper Hocam siz misiniz ya? Yanınızda bir kokart falan var mı siz olduğunuzu anlamamız için? Sakallı görmeye pek alışık değiliz sizi de. Emin olamadım gerçekten Alper Ulusoy siz misiniz değil misiniz? Doğru söylüyorsunuz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. 17 yaşında başladım ben hakemliğe. Şu anda 39 yaşındayım. 22 yıldır hiç sakal bırakmadık. Böyle bir dönemde de, böyle bir fırsatta da sakalları bıraktık. Tabii ki de biraz değişmiş oldu. İki tane güzel hanımefendi görüyorum yanınızda. Allah'tan onlar kanıt gibi yani. Size de benzedikleri için sizin siz olduğunuzu daha iyi anlayabiliyoruz. Selamlar hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor karantina günleri? Teşekkür ederiz. İyiyiz, evdeyiz. Tabii ben bu içinde bulunduğumuz durumu şöyle bir yüksek hızlı trene benzetiyorum. Biz yüksek hızlı bir trende gidiyorduk. Etrafımızda güzellikler vardı ve bu güzelliklerin farkında değildik ve birden tren durdu. Trenden indik ve güzellikleri fark ettik. Bunlar nelerdir? Ailenizdir, sevdiklerinizdir, hobilerinizdir. Bunlara daha çok zaman ayırmaya başladık. Evde bunların keyfine varmaya başladık açıkçası. Sizin bulunduğunuz yerden konuşması biraz daha kolay tabii. Bildiğim kadarıyla siz de Karşıyaka'lısınız hocam. Doğrudur. Karşıyaka'da doğdum büyüdüm ama 3 sene önce Urla'ya taşındım. İzmir'de biraz daha şehrin dışında. Hele Urla'dan bu cümleleri kurmak çok daha kolay. Çok daha kolay yani. Ben de orada doğup büyüdüğüm için yani orada bunu çok daha iyi hissedebiliyoruz biliyorsunuz ama ne yazık ki İstanbul ya da o profesyonel hayatın içinde günlük engelme, o stres ve hız gerçekten çok daha farklı gibi duruyor İzmir'e oranla. Şimdi Urla'dayken nasıl geçiyor peki günler? Gerçekten bir İstanbul'la karşılaştırmasak da İzmir'de merkezde oturduğumuz zaman daha böyle hızlı bir hayat vardı. Ama Urla'ya biraz daha şehir dışına geldiğiniz zaman kasaba hayatı var burada. İnsanlar biraz daha sıcak, insanlarla iletişim daha kuvvetli, daha sıcak bir ortam var. Burada daha böyle ne diyeyim, yapmak istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Bir amatör balıkçılık tarafım var. Çok rahat gidebiliyorum. Ailemle bisiklete binebiliyoruz. Çok rahat burada. Bahçe, küçük bir bahçem var. Bahçe işlerinle ilgileniyorum. O yüzden bu anlamda biraz daha şanslıyız diyebilirim. Fiziki olarak idmanlar yaptığınızı tahmin ediyoruz ama onun haricinde hakemlikle alakalı başka bir mesainiz oluyor mu? Tabii ki öncelikle fiziksel olarak antrenörlerimiz idmanlarımızı gönderiyor ve bu anlamda her gün idmanlarımızı yapıyoruz. Tabii bir koşmakla, bir normal idmanlarla bir eşdeğer değil evdeki idmanlar. Ama yine de kendimizi fiziksel anlamda üst düzeyde tutuyoruz. Ayrıca teknik olarak da Merkez Hakem Kurulumuz tarafından gerek videoyla gerekse kural sınavları olarak devamlı iletişim halindeyiz ve eğitim halindeyiz. Aynı zamanda da bir psikolojik tarafı da var bu işin. Psikolojik anlamda da kendileriyle, Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle, Merkez Hakem Kurulu Başkanımızla devamlı iletişim halindeyiz ve gerçekten bu süreci de en hasarsız şekilde ve en hazır şekilde atlatıp lige dönmeyi umut ediyoruz. Peki bu koronavirüs sürecinin, bu uzun karantina sürecinin bundan sonra paydaşlar arasındaki iletişimi daha yumuşatacağını düşünüyor musunuz hocam? Yani oyuncu, hakem, teknik direktör, hakem, kulüpler, federasyon, hakemler hepsi bir taraftan bakınca. Seyirciler hatta. Bu koronavirüs bize şunu gösterdi. Ya biz hakikaten insanmışız, sağlığımız değerliymiş, karşımızdaki insanmış. Bu anlamda ben hakikaten bunun yumuşayacağını düşünüyorum. Hepimizin insan olduğu, bunların gelip geçici olduğu, futbola bu kadar yüklenmenin, fanatizmin gereksiz olduğunu sanırım insanlar evde oturduğu zaman bir özümsemişlerdir diye düşünüyorum. Peki evdeki kurallarda var mı sizde de işte birinci ihtar, ikinci ihtar, sarı kart, kırmızı kart gibi evde kurallarda uyguluyor musunuz su ve adayla? Su olsun, ada olsun, hanım olsun belirli kuralları bana
koyuyorlar. Ben de o kuralların dışına çıkmıyorum zaten. Çıkarsam sarıyı, kırmızıyı her türlü yeriz zaten. Ha, evde kartı gören siz oluyorsunuz yani, gösteren değil. Ama bugün aynen bugüne kadar yemedim. Bütün hanımın verdiği görevleri de harf harf yerine getiriyorum. Bütün karantina, bahsettiğiniz uyarılar, kartlar sadece Türk kahvesi için miydi hocam? Bunun büyük bir yelpaze olarak açılıyor. Tabii gerçekten hanımlarımızın işi de evde gerçekten çok zor. Bu anlamda yaptıkça görüyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten büyük bir pandemiden geçtik. İnsanlar, futbol camiası, futbol sektörü hem maddi olarak, ekonomik olarak, hem psikolojik olarak çok büyük bir sınavdan geçti. Bundan sonra gerçekten adımlarımızı daha net, daha sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı ümit ediyorum.